Biz de şimdi içimizden geldiğince ona şöyle seslenmek istiyoruz. Ay dolandı, yıllar geçti. Sensiz dünya tatsız kaçtı. Ekran sana gönül açtı. Dostlar seni unutmadı. Rahat uyu Büyük Veysel. Dostlar seni unutmadı. Ve bu dostlardan biri de Hümeyra. Merhaba. Evet Hümeyra, hafif müzik türünde Veysel'i ilk işleyenlerden birisin de niçin Evet. Veysel'di seçimin? Kim okurdu, kim yazardı bu düğümü, kim çözerdi? Koyun kurt ile gezerdi, fikir başka başka olmasa diyebilen bir ozana saygı duymamak elde mi? Doğru. Bir başka bir şey daha söyleyeyim. Aslında sanat hayatıma İlk adımları da Veysel'in dizeleriyle ve bu dizesini bunu Besteleyerek. besteleyerek başladım. Aslında şiirin ismi güzelliğin on para etmez bu bendeki aşk olmasadır. Bu aşağı yukarı 10 yıldan 11 yıl 11 oldu yıl. ve uğruna da inanıyorum. Uğruna inanıyorum. İnanıyorum. Veysel'i tanıdın. Tanıma fırsatını buldum, evet. Şanslı kişilerden biriyim. Evet. Şöyle bir şey oldu. Dedi ki ben sazla çalıyorum da senin sazın bir acayip dedi. Böyle bir sesi dedi bir tuhaf geliyor. Seninki ne dedi verebilir misin bana? Ben bir yoklayayım nasıl bir şey. Gitarımı verdim kendisine. Şöyle bir baktı. Tıpkı bir kadın gibi dedi. Beli var, kalçası var. Ve bunun dedi bir kadının çalması hayli ilginç dedi kendisi. Evet. Çok güzel anılarım oldu. Şu anda bu programda da beni düşündüğünüz için ayrıca çok teşekkür ederim. Şimdi biz burada Veysel'i en güzeliyle anmak istiyoruz ve bu anmaya Hümeyra da o 11 yıl önceki deyişiyle katılsın. Tabii Evet, memnun olurum. Hümeyra'yı dinliyoruz. Anılmazdı Veysel adı, o sana aşık olmazdı.